Bilmez Dördün dev adamı. Koşmar, Nightmare kimdir? Koşmar ilk olarak Rusya'da silah zoruyla yakalandı ve Cholmichol'ma hapishanesine kapatıldı. Tarih olarak Boyka'nın Gordon'a gittiği sıralara denk gelmektedir. Doğal olarak Cholmichol'manın kralı olması uzun sürmemiştir. Müdür Markov hapishane dövüşçüleri üzerinden para kazanmayı sevmektedir ve Koşmar bugüne kadar Chambers ya da Boyka'dan daha da bulunmaz bir nimettir. Kaba kuvveti ve fizik gücüyle Markov adına dövüşürken gelen rakipleri saniyeler içinde nakavt etmiştir. Daha sonrasında Kochev adında başka bir müdür tarafından yönetilen Rusya'daki bir hapishaneye alınmıştır. Gaga, böylesine bir dövüşçüden para kazanma ihtimalini haberi olduğu an kaybetmiştir. Orada özel olarak tutulmakta, bakılmakta ve dövüşlerde kullanılmaktadır. Kochev onu bir maçta kullandığı sırada Koşmar kendisine hakim olamamış ve rakibini öldürmüştür. Bu durum Kochev'i zor durumda bıraktığından Koşmar'ı uzun bir süre dövüşlerden uzak tutmuştur. Koşmar zapt edilmesi zor bir adam olduğundan her zaman 3 ya da 4 gardiyan ile birlikte ve zincirlere bağlı bir şekilde dolaştırılmaktadır. Kontrolünü kaybettiği zaman ise daha fazla adam gerektiğinden her zaman dikkatli davranılmıştır. Hapse girmesine sebep olan suçlarının yanı sıra üzerinden para kazanmak isteyen hapishane müdürleri ve mafyaların kışkırtmaları ile her fırsatta cezasına ceza eklenerek hapishanede dövüşmesi konusunda her şey yapılmıştır. Koşmar'ın ailesi, dışarıdaki hayatı hakkında geniş bir bilgi yoktur. Ufak tefek ulaştığımız bilgiler, yaşayan bir annesinin olduğu ve ondan da başı sürekli derde girdiği için uzak durduğudur. Dışarıda en belalı çeteler bile ona karşı dikkatli olmuş ve hepsi onu yanına çekmek istemiştir. Hatta Koşmar'dan dolayı birbirleriyle çatışan çeteler bile bilinmektedir. Koşmar, hapse girmesine sebep olan son suçu yine bir kavga sırasında gücüne hakim olamadığından birisinin ölümüne sebep olmasıdır. Tutulduğu hapishanede her zaman özenle istediği besinlerle beslenir ve sadece onun çalışabileceği salonlar inşa edilirdi. Koşmar, en son mafya babası Zurab tarafından kulübünde şampiyon sıfatında dövüşmesi için kiralanmıştır. Bunun yanında Zurab, Kochev'e yüklü miktarda para ödemiştir. Çünkü Kochev en son başının çok ağrımasından dolayı onu dövüşlere sokmamaktadır. Ancak yüklü miktarda para ve bunun üzerine Rusya'da aranan Boyka'nın teslim edilmesine karşı koyamayıp kabul etmiş ve Koşmar'ı getirmiştir. Boyka'nın karşısına çıkan Koşmar, ilk dakikalarda zaten yorgun olan Boyka'yı nakavtın eşiğine getirmiştir. Boyka ise ilk kez böyle devasa bir adamla karşılaşmıştır ve korkusu ilk kez yüzünden yansımıştır. Ancak işin sonunda Boyka üstünlüğü bir şekilde eline alarak Koşmar'a hayatında ilk defa yenilgi yaşatmıştır. Ringin dışına düşen Koşmar'ı alan gardiyanlar onu arabaya taşırken Koşmar göz ucuyla Boyka'nın üzerine beyzbol sopaları ile saldıran adamları görmüştür. Buna anlam verememiş, zaten enerjisi de yoktur. Arabaya bindirilmiş ve hapishanesine geri götürülmüştür. Kochev ise parasını cebine koymuş, eski bir hükümlüyü de yakalamış olmanın gururunu Boyka'nın ilk müdürü olan Marko bile paylaşmıştır. Koşmar şu an Kochev'in hapishanesinde hala dövüşmektedir. Ancak Boyka'dan aldığı yenilgiyi unutmamakta ve onun hırsını yeni dövüşçülerden çıkartırken sakatlık yarattığı için uzun süre dövüşe katılması yasaklanıyor ve bu da onun isyan çıkartmasına sebep oluyordur. İnsanlar ondan korkuyor ve aksi bir hareket yapmaması için orta yol bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak yavaş yavaş insanlar ondan yararlanmak yerine elden çıkartma yoluna gitmeye başlamışlardır ki Koşmar zapt edilmesi güç bir adamdır. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ya da Instagram adresimden belirtebilirsiniz. İyi seyirler.